Değerli konuklar, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan programı katılımlarıyla onurlandırmışlardır. Kendilerine hoş geldiniz, şeref verdiniz diyoruz. Ayakta bulunan tüm konuklarımızı yerlerine davet ediyoruz lütfen. Evet, basın mensuplarına teşekkür ediyoruz. Yerlerini alıyoruz. Buyurunuz lütfen. Evet, basın mensuplarına teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli konuklar, değerli basın mensupları, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla onurlandırdığı İbn Haldun Üniversitesi Medeniyetler Şurası açılış programına hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli konuklar, programa Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlıyoruz. Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulunmak üzere Üsküdar Valide-i Cedid Camii İmam Hatibi Hafız Kerim Öztürk hocamızı sahneye davet ediyorum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا
ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم
فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون صدق الله العظيم الفاتحة Üsküdar Valide-i Cedid Camii İmam Hatibi Hafız Kerim Öztürk hocamıza teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli konuklar, şimdi açış konuşmalarını yapmak üzere İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Recep Şentürk'ü kürsüye davet ediyorum. Esselamu aleyküm. Bismillahirrahmanirrahim. Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, değerli konuklar, hepinizi saygıyla selamlıyor. Teşriflerinizden dolayı teşekkür ediyorum. İbn Haldun Üniversitesi'ne ve 1. Medeniyetler Şurası'na hoş geldiniz diyorum. Bu konuşmamda 3 sorunun cevabını vermeye çalışacağım. 1. soru, neden Medeniyetler Şurası düzenliyoruz? Böyle bir şuraya neden ihtiyaç var? 2. soru, neden 1. Medeniyetler Şurası'nın konusu olarak din ve medeniyet ilişkisini seçtik? Din ve medeniyet ilişkisi neden bu kadar önemli? 3. soru, Şura'nın başlığında da belirtildiği gibi, dinin amaçlarından biri gerçekten medeniyeti korumak mıdır? Daha teknik bir ifadeyle, makas-ı şeria olarak sayılan 6 maddeyi tek bir kelimeyle medeniyeti korumak şeklinde özet olarak ifade edebilir miyiz? İlk olarak, neden Medeniyetler Şurası? Bunun cevabını kısaca vermeye çalışayım. Bir medeniyet şurası düzenleme fikri bende çok uzun zamandan beri vardı. Amacım, Müslüman düşünür ve liderleri bir araya getirip İslam medeniyetinin sorunlarını tartışmak ve çözüm aramak için istişare ortamı oluşturmaktı. Son yıllarda bu düşüncem değişti. Küreselleşen dünyamızda Medeniyet Şurası yerine Medeniyetler Şurası, çoğul olarak Medeniyetler Şurası düzenlemenin daha yerinde olacağını düşündüm. Şuranın sadece Müslümanlarla sınırlı olması, tüm medeniyetlerden
insanları şuranın sadece Müslümanlarla sınırlı olmaması, tüm medeniyetlerden ilgili insanları içermesi gerektiği kanaatine ulaştım. Çünkü artık küreselleşen dünyamızda sorunlarımızı çözebilmemiz için mutlaka diğer medeniyetlerle koordineli hareket etmek zorundayız. İnsanlar arasındaki din, medeniyet, ırk, kültür ve çıkar farklılıkları kaçınılmazdır. Allah-u Teala insanları tanışsınlar diye farklı farklı yarattığını Kur'an-ı Kerim'de belirtmektedir. İnsanları tek bir medeniyete mensup kılma çabaları tarih boyunca her zaman başarısız olmuştur. Bu yüzden son 200 yıldır şahit olduğumuz tüm dünyayı batılılaştırma projesi de başarısızlığa mahkumdur. Yapılacak şey farklılıkları yok etmeye ve insanları tek tipleştirmeye çalışmak yerine farklılıkları doğal ve kaçınılmaz olarak görüp onları yönetmeye çalışmaktır. Farklılıkları yönetmenin en önemli araçlarından birisi şuradır. Şura, Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de bir emri olup vazgeçilemez İslami bir esastır. Şura sadece Müslümanlar arasında olmayıp gerekli durumlarda konuyla ilgili gayrimüslimlerle de yapılır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine hicretinden sonra orada yaşayan Yahudilerle, müşrik Araplarla bunun uygulamasını ilk örnek olarak ortaya koymuştur. İçinde yaşadığımız İstanbul şehri Bizanslar döneminde sadece Ortodoks Hristiyanları barındırırken Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedildikten sonra başta Hristiyan ve Yahudiler olmak üzere başka din ve medeniyetlerin mensuplarını da İslam yönetimi altında barındırmaya başlamıştır. Günümüzde açık medeniyet çağında yaşıyoruz. Bu çağda medeniyetler iç içe geçmiş durumdadır. Dünya adeta küçük bir köy halini almıştır. Ancak bu köyde henüz güzel komşuluk ilişkileri ve adaletli bir düzen kurulamamıştır. Medeniyetler Şurası, medeniyetler arası farklılıkları yönetmeye ve medeniyetler arasındaki çatışmalara karşı atılmış bir adımdır. İkinci olarak, neden bu sene Medeniyetler Şurası'nın konusunu din ve medeniyet ilişkisi olarak belirledik? Çünkü son 200 yıldır bu konu tüm dünyada en çok tartışılan konulardan biridir. Din ve medeniyet bir arada olabilir mi? Yoksa birbirini dışlar mı? Medeniyetler gelişip ilerleyince din ortadan kalkacak mı? Bu konu çok uzun bir konudur ve ayrıntılarıyla şurada ele alınacaktır. Ben sadece şunu belirtmek istiyorum. Din ve medeniyet birbirinden asla ayrılamaz. Etimolojik olarak bile din ve medeniyet kelimeleri birbiriyle bağlantılıdır. Din bir tohum ise medeniyet o tohumdan çıkan bir ağaçtır. İslam hem din hem medeniyettir. Bir taraftan din karşıtı olan laikler İslam'ı sadece din olarak yeniden tanımlayıp medeniyet ile dini birbirinden ayırmaya çalışırken diğer yandan İslam medeniyet birikimini reddeden kendini modernist veya selefi olarak isimlendiren akımlar İslam'ın medeniyet birikimini reddetmektedirler. Dindarlar arasındaki bu akımları medeniyet tasfiyecisi hareketler olarak isimlendirmek mümkündür. Batı medeniyeti Hristiyanlığı dışlayarak varlığını sürdürebilir. Çünkü Hristiyanlıktan önce bir Batı medeniyeti vardı. Hristiyanlıktan sonra da bir Batı medeniyeti var olabilir. Ama İslam'dan önce bir İslam medeniyeti yoktu. İslam bir medeniyet olarak ortaya çıkmıştır ve ancak bir medeniyet olarak varlığını sürdürebilir. Bu yüzden İslam medeniyetini yok etmek veya tahrip etmek, İslam'ı yok etmek veya tahrip etmek demektir. İslam medeniyet mirasını korumak, İslam'ı korumak demektir. İster bid'atlere karşı çıkmak adına olsun, ister ilericilik adına olsun, İslam medeniyet mirasına yönelik saldırılar aslında doğrudan İslam'a yönelik saldırılardır. Şimdi son sorumuz. Neden dinin amacı medeniyeti korumaktır? İslam'da hiçbir hüküm sebepsiz veya yararsız değildir. İslam alimlerine göre tüm dini hükümlerin arkasında bir sebep ve tatbik edildiğinde ortaya çıkması planlanan toplumsal bir yarar vardır. Sebepler hikmet-i teşrii, sonuçlar ise makas-ı şeria olarak isimlendirilir. Genel olarak İslam alimleri makas-ı şeriayı, yani dinin toplumsal amaçlarını 6 maddede sıralamışlardır.
Bir, hayatı korumak. İki, dini korumak. Üç, aklı korumak. Dört, malı yani özel mülkiyeti korumak. Beş, onuru, insan onurunu korumak. Altı, nesli ve aileyi korumak. İslam alimleri hangi dini hükmün bu amaçlardan hangisine hizmet ettiğini ayrıntılı bir şekilde açıklamışlardır. Kendisi de bir fakih olan ve hayatını bir dönem Kahire'de Maliki kadısı olarak çalışarak sürdüren büyük İslam alimi ve düşünürü İbn Haldun, Mukaddime isimli meşhur eserinde yukarıdaki saydığımız maddeleri tek bir kavramla özetler. Fıkhın amacı ümranı korumaktır. Malumunuz İbn Haldun ümran deyince toplumu ve medeniyeti kastetmektedir. Biz de İbn Haldun'dan esinlenerek din ve medeniyet ilişkisini şöyle ifade ettik. Dinin amacı medeniyeti korumaktır. Böylece son 200 yıldır dünyada devam etmekte olan din ve medeniyet ilişkisi tartışmasına İbn Haldun'dan hareketle yeni bir bakış açısı getirmeyi amaçlıyoruz. Bu duruşumuz aynı zamanda dini özüne döndürme veya modernleştirme adına İslam medeniyet mirasına karşı çıkanlara da bir uyarı ve hatırlatma mahiyetindedir. Her yıl düzenlemeyi düşündüğümüz Medeniyetler Şurası ile İbn Haldun Üniversitesi olarak medeniyet tartışmaları ve sosyal bilimler alanında İbn Haldun'dan esinlenerek katkı yapmayı ve bu alanda öncü bir rol oynamayı planlamaktayız. İnşallah önümüzdeki sene Medeniyetler Şurası'nın konusu teknoloji ve medeniyet olacaktır. Ondan sonraki sene de medya ve medeniyet olacaktır. Hedefi fikri bağımsızlık, metodu gelenekli yenilikçilik olan İbn Haldun Üniversitesi, tüm insanlığı ilgilendiren bu tür konularda batı merkezci, pozitivist ve evrimci sosyal bilim anlayışından uzak bir yaklaşımla sorunları tespit ve çözüm bulma çabasına ev sahipliği yapmayı hedeflemektedir. Her yıl dünyanın farklı medeniyetlerinden gelen aydın ve düşünürlerin tüm dünyayı ilgilendiren sorunları İbn Haldun Üniversitesi ve Medeniyetler İttifakı Enstitüsü şemsiyesi altında tartışmaları ülkemizi, İstanbul'umuzu ve İbn Haldun Üniversitesi'ni dünyanın önemli düşünce forumlarından biri haline getirecektir. Amacımız kendimizi dünyanın diğer medeniyetlerine daha iyi tanıtmak, onları daha yakından tanımak ve tüm medeniyetleri ilgilendiren ortak sorunlarımıza istişare ile çözüm üretmeye çalışmaktır. Tüm medeniyetleri bir araya getiren böylesi bir global şura için Türkiye'nin, İstanbul'un ve Medeniyetler İttifakı Enstitüsü'nü bünyesinde barındıran İbn Haldun Üniversitesi'nin en doğru adres olduğunu düşünmekteyiz. Sayın Cumhurbaşkanım, yurt dışından ve yurt içinden teşrif eden değerli misafirler, teşriflerinizden dolayı tekrar hepinize teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. İbn Haldun Üniversitesi Rektörümüz Profesör Doktor Sayın Recep Şentürk'e konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli konuklar, şimdi konuşmalarını yapmak üzere İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Profesör Doktor Sayın İrfan Gündüz'ü kürsüye davet ediyorum. Buyurunuz lütfen. Sayın Cumhurbaşkanım, aziz misafirler, Medeniyetler Şurası toplantımıza teşrif ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Hoş geldiniz diyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Global bir üniversite olma iddiasıyla ortaya çıkan İbn Haldun Üniversitesi, global değil ama global bir üniversite olma iddiasıyla ortaya çıkan İbn Haldun Üniversitesi, medeniyet konulu bir şura ile huzurlarınızdadır. Uluslararası bir sempozyum şeklinde icra edilecek bu şurada konu ile ilgili söyleyecek sözü olan akademisyenlerin bir beyin fırtınası yaparak ortaya koyacakları düşünceler bize ışık tutacak ve yeni kuracağımız medeniyet inşasında da bize yol gösterici olacaktır. Tasavvuf literatüründe melekut aleminin mülk alemine yansıması şeklinde tanımlanan medeniyet, inançların ve düşüncelerin sözde kalmayıp kurumsallaşması, toplum hayatının bütününü kucaklayan bir yapıya kavuşmasıdır. Düşeni tutup kaldırmayan, kanayan bir yarayı sarmayan bir merhamet ve şefkat havariliği,
sahte gözyaşından başka, timsah gözyaşından başka bir şey üretemez. Laf ebeliyle yiğitlik olmadığı gibi merhametli ve şefkatli de asla olunamaz. Sevgili Cumhurbaşkanımızın çırpındığı, dünyanın neresinde bir sıkıntılı insan varsa, Müslüman demiyor, insan varsa, deprem olmuş Meksika'ya uzanan el Türkiye'den uzanmıştır. İran'a Türkiye'den uzanmıştır. Somali'ye Türkiye'den uzanmıştır. Myanmar'a Türkiye'den uzanmıştır. Sayın Cumhurbaşkanım, zatenizin çırpındığı, dünya beşten büyüktür diyerek hakkı, adaleti, merhameti ve şefkati yaygınlaştıran anlayışınız için bu çırpınmalarınıza bütün gücümüzle katılıyoruz. Rabbim sizi muvaffak kılsın. Bütün gücümüzle arkanızdayız. Kıyıya vuran bir karettaya sahip çıkan ve bunu ballandıra ballandıra anlatanlar, bir damla petrol uğruna milyonların canı, kanı ve gözyaşını görmezden gelmişler. Kıyıya vuran acıdan bebeği hiç duymamış ve duyurmamışlardır. Dün olduğu gibi bugün de aziz milletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ekmeğini mültecilerle bölüşerek, sofrasını mazlumlara açarak Ali Cenaplığını bir kez daha göstermiştir. Bir medeniyetin oluşumunu gerçekleştiren değerler sistemi biçimlere bürünerek hayata yansır ve yaşanır hale gelir. Eğer bu değerler kurumsallaşmaz ve sadece teoride kalırsa hayatı ve toplumu yönetemezler. Nerede bir mazlum varsa oraya el uzatan, nerede bir muhtaç varsa onların ihtiyacını gidermeye çalışan, nerede bir felaket varsa oraya bir Hızır gibi yetişerek kurtarıcı olmaya çalışan Türkiye, bugün dünyanın imrendiği bir ülke haline gelmiştir. İnsanlığın vicdanı olmuş Türkiye'nin, mazlum ve mağdurlara uzanan eline dünyanın bugün dünden daha çok ihtiyacı olduğuna inanıyorum. Girdikleri ve gittikleri her yeri sömüren ama yöre halkın hazırlığını koklatmayan bencil ülkelerin baskı ve dayatma ile kurdukları hegemonya artık sürdürülemez hale gelmiştir. Beşten büyük dünya bu gidişe dur diyecek, hak ve adalet, şefkat ve merhamet er veya geç galip olacaktır. Bunu canı yürekten diliyor, bu sempozyumumuzun hayırlara vesile olmasını, yeni medeniyet tasavvurumuzun inşasında bize önemli parametreler çizmesini, yol haritası çizmesini diliyor. Katılan akademisyenlere başarı dileklerimi sunuyor. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli bakanlarım, zat-ı halilerinizle teşrif ettiğiniz için hepinize tekrar ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Profesör Doktor Sayın İrfan Gündüz'e konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli konuklar, şimdi burada bir şura örneğine şahit olacağız. Farklı disiplinlerden bir felsefeci, bir sosyolog, bir siyaset bilimci ve bir fıkıhçı hocamız din ve medeniyet ilişkisiyle ilgili meseleler üzerine kısa bir şura gerçekleştireceklerdir. Öncelikle Şura Meclisi üyelerini sahneye davet etmek istiyorum. İbn Haldun Üniversitesi Felsefe Bölümü Başkanı Sayın Teoman Duralı. Buyurunuz lütfen. Şimdi de İbn Haldun Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü Hocası Sayın Hiba Rauf İzzet. Buyurunuz lütfen. Şimdi de 29 Mayıs Üniversitesi Felsefe Bölümü Başkanı Sayın Tahsin Görgün. Buyurunuz lütfen.
Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli konuklar, şimdi de şuraya başkanlık etmek üzere İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Recep Şentürk'ü sahneye davet ediyorum. Buyurunuz lütfen. Tekrar hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün burada, daha doğrusu 3 gün içinde burada yapacağımız faaliyetlerin bir örneğini burada gerçekleştireceğiz. Bu bir şura meclisidir. Burada istişare edilmesi amaçlanmaktadır. Yani normal bir panel veya sempozyum, kongre tarzında insanların konuşup gideceği bir şekilde değil de karşılıklı olarak diyalog kuracakları, konuşacakları bir ortamı oluşturmak istiyoruz. İnşallah bu yapacağımız da bunun bir örneğini teşkil edecektir. Şimdi burada bir yarım saat içerisinde farklı disiplinlerden hocalarımızın da katkılarıyla din ve medeniyet ilişkisini tartışacağız. Bu konuda istişare yapacağız. Bu konunun geçmişi nasıldı, günümüzde nasıl, geleceği nasıl olacak ve bu konuda problemler nelerdir? Bunlarla ilgili tartışacağız. Ben öncelikle sözü Teoman Duralı hocamıza vermek istiyorum. Kendisini huzurlarınızda Necip Fazıl ödülünü aldı. Ondan dolayı tebrik etmek istiyorum yakın bir zamanda. Şimdi hocam, bir felsefeci olarak Türkiye'nin medeniyet konusunda kafa yoran bir filozofu, felsefecisi olarak din medeniyet ilişkisi tarihte nasıl gerçekleşmiştir? Bu konuda neler söylersiniz? Teşekkür ediyorum efendim. Sayın Cumhurbaşkanım, hanımefendiler, beyefendiler, saygılarımla selamlıyorum. Efendim, evvel emirde kültür ile medeniyet sürekli karıştırılan iki terimdir. Kültür insanla beraber dünyada varlığını göstermiş bir o hadisedir. İnsanın kültürden ayrı durması mümkün değildir. İnsan, kültür ve toplum örtüşen terimlerdir. Ne yaparsak, ne ediyorsak bu kültür çerçevesi içine girmektedir. Tarihin belli bir döneminde kültürlerden bazıları medeniyet seviyesine çıkmıştır. Bunun manası şudur: devlet kurma safhasına gelmiş kültürler medeniyet teşkil etmişlerdir. Şu halde her insan bir toplumun ve her toplumda kültürün mensubudur. Ama her toplum devlet değildir. Dolayısıyla medeniyet oluşturmamıştır. 3. binde milattan önce bazı kültürlerin medeniyet haline geldiklerini görüyoruz. Zaten medeniyet sözü de devlet demek olan Medine'den gelmektedir. Sonuçta tarihte belli bir takım medeniyetler karşımıza çıkıyor ve kültürler medeniyetlerin içerisinde onların üyesi, onların mensubu şeklinde temayüz etmişlerdir. Türk kültürü İslam'dan önce Doğu medeniyetleri camiasından Çin medeniyeti çerçevesinde yer almaktaydı. Batıya doğru kaydıkça ve özellikle Müslümanlıkla müşerref olduktan sonra İslam medeniyeti dairesine girmiştir ve 8. yüzyıldan günümüze İslam medeniyetinin bir mensubu olarak gelmiştir. Kültürlerin temelinde, bütün kültürlerin istisnasız temelinde din yatmaktadır. En eski dinlerden daha sonraki tek tanrılı dinlere varıncaya değin bütün dinler
kültürleri belirlemiş, etkilemiş. Dolayısıyla da medeniyetler dinlere dayalı olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Bunun bir tek istisnası var efendim. O da 17. yüzyılda ortaya çıktığını gördüğümüz yeni çağ Avrupa din dışı medeniyetidir. Bu medeniyet bin iltizam sırtını dine dayamamıştır. Dinden ayrı düşmüştür. Ve onun devamı olan çağımızın medeniyeti, günümüzün medeniyeti benim İngiliz Yahudi diye adlandırdığım bugünkü medeniyet aynı şekilde din dışıdır. Dinin yerini neyle kapatmaya çalışmışlardır, neyle ikame etmeye çaba harcamışlardır? Felsefe bilimle, hayata, yaşanana yöneltilen, yönlendiren felsefe bilim sistemlerine ideoloji diyoruz. Bu günümüzün medeniyeti, benim İngiliz Yahudi diye adlandırdığım bu medeniyet belli bir ideolojinin üstünde yükselmiştir. Onu ona dayanarak neşvüne ma bulmuştur. Evet. Bu ideolojinin de adı sermayeciliktir. Frenkçesiyle evet, kapitalizm. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Şimdi sayın hocam Hiba Rauf İzzet اتكلم عربي انجليزي او ترجمه جيد ترجمه جيد عربي تريد عربي خلاص يعني دكتور قال ان يعني الحضاره الراهنه انحراف hocamız dedi ki aslında mevcut medeniyet tarihten saptırılmış olarak anlatılmaktadır. Aslında inhiraf yani keyfe kan sapmanın olduğunu görmekteyiz. Tarihle medeniyet arasındaki ilişkiye baktığımızda size göre nasıl olmalı bu ilişki? Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle ben tamamıyla katılmıyorum. Tabii belki de bir görüş ayrılığı tam değil. Tabii görüş ayrılığı olabilir, bir problem yok. Tabii bakış açısı bağlamında farklı düşünüyoruz diyebilirim. Bizler bu istişare, bu şuraya hazırlık yaparken aslında burada şer'i olarak dini maksadın dinin korunması olduğu, medeniyetin korunması olmadığı çerçevesinden ben hareket etmek istiyorum. Aslında bütün bir ümmet medeniyetle dinini korumaya çalışmıştır. Yani medeniyet bir araçtır, bir amaç değildir. Dolayısıyla bizler ilkesel anlamda, literatür anlamında ve ahlak bağlamında Müslümanlar ve İslamlar bu konuda ne kadar muvaffak olmuşlardır, o ayrı bir tartışmalı mesele. Ve hocamız aslında şu an medeniyetin bir egemenlik halinde olduğunu ve medeniyetler arasında bir çatışma olduğunu, hatta Orta Doğu'da veya bizim coğrafyamızdaki medeniyetlerin zıttına bir medeniyetin oluştuğundan da bahsetti. Aslında modern bilimler şunu ispat etmektedir. Hiçbir ırkın saf ırk olduğunu söyleyemeyiz bugün içerisinde. Aslında bizler karışığız. Yani ırklarımız karışık. Dolayısıyla tamamıyla birbirine girmiş ırkları görmekteyiz zaman içerisinde. Aynı şey medeniyet için de geçerli. Medeniyetler de şu an iç içe girmiş bir grift bir durumdadır. Ve dolayısıyla bir yerden bir yere geçerken insanların göçleriyle birlikte taşımış oldukları bir takım düşüncelerin de etkilerini olmaktayız. Dolayısıyla baktığımızda aslında ya bir savaşlarla gelişmiş olan değişimleri görmekteyiz veya normal olarak yapılan seyahatlerle değişiklerin olmaktayı görmekteyiz. Ve şu an küreselleşmeye geldiğimiz zaman ise aslında küreselleşme ile birlikte bize tamamıyla zorla bir medeniyet anlayışının dayatılmaya çalıştığını görmekteyiz. Bana göre
burada gerçekten de bu etkinlik düzenlenirken burada konu asıl temem konuşmanın Taha Abdurrahman'ın olmasının ve son konuşmanın da Abdurrahman Bey'e ayrılmasının gerektiğini düşünüyorum. Çünkü baktığımız zaman dinler nasıl medeniyetleri oluştururken farklı düşüncelere sahip oldular ve o din düşüncesiyle bir medeniyet oluşturmaya çalışırlar ve şu an geldiğimiz nokta nedir diye değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. Tarih boyunca dinlerin medeniyetlerle yani iç içe olduğunu ve din ve medeniyet arasında bir ayrım yapmanın doğru olmadığını, bu konuda Teoman hocamızla farklı düşündüğünü belirtti ve günümüzde globalizasyon denen bir dinin bize mimari üzerinden empoze edildiğini, altyapı, şehir yapıları üzerinden empoze edildiğini belirtmiş oldu. Felsefeyle mimarinin çok yakın bir ilişkisi olduğunu ve bu şurada da bir filozofla başlayıp önde gelen bir mimarla bitireceğiz. Taha Abdurrahman'la başlayacağız. Abdülvahit Elvekil'le bitireceğiz. Böylece felsefeyle mimarinin yani medeniyet bağlamında ne kadar yakın bir ilişkisi olduğuna dikkatimizi çekmiş oldu. Şimdi gene bu konularla ilgili olarak Tahsin Görgün hocamızın fikirlerini almak istiyorum. Bu din ve medeniyet ilişkisi nasıl bir süreç izlemiştir tarihte? Bu söylenenlere ilave olarak sizin yapmak istediğiniz katkı nedir? Evet. Sayın Cumhurbaşkanım, muhterem hazırım. Sizleri hürmetle selamlayarak başlıyorum. Aslında dünya tarihinde bildiğimiz bütün medeniyetler istisnasız aslında bir din üzerine kurulmuştur. Yani Konfüçyen medeniyet, Konfüçyüs'ün tebliğine dayanır. Budist medeniyet Budizm'e dayanır, Buda'nın bildirisine. Roma medeniyeti Roma dinine dayanır. Bütün yani Arnold Toynbee'nin özellikle bu konuda öyle bir çalışmalar yapmış olan bir İngiliz dünya tarihçisi. Onun eserinde üzerinde durduğu 27 medeniyetin tamamı din üzerine kurulmuştur. Şimdi bunu tabii biraz seküler bir perspektiften dikkate alarak bunu söylüyor Toynbee ama biz biraz daha gerilerine bakacak olursak aslında bütün dinlerin esasında peygamberlik ve bütün dinlerin netice itibariyle bir peygamber tebliğine dayandığını düşünecek olursak aslında insanlığın asli öğretmenleri olan peygamberlerin aynı zamanda insanlara bu dünyada yani yerküre üzerinde yaşamayı da öğrettiklerini dolayısıyla bir medeniyet oluşturmanın bir dünya kurmak olduğunu düşündüğümüzde o zaman aslında peygamberlerin ve dinin yerküre üzerinde insanlara dünya kurmanın, meşru bir şekilde dünya kurmanın yollarını öğrettiğini ve bizim geçmişle alakalı baktığımızda bildiğimiz bütün medeniyetlerin bu oluşturulmuş dünyaların tarihi olduğunu söyleyebiliriz. Bu noktada şöyle bir durum söz konusu. Biz her ne kadar... Yani şunu söylüyorsunuz yani peygamberler hem din hem medeniyet getirmişlerdir. Gayet tabii. Peygamberlerin tebliğiyle birlikte aslında medeniyetler teşekkül ediyor. Evet. Sürekli. Şimdi burada tabii önemli noktalardan birisi şu. Geçmişteki medeniyetlere baktığımızda biz geçmişteki medeniyetlerin tamamının izlerini ve alametlerini görüyoruz ve kendilerini tanıma imkanımız yok. Aslında dinle medeniyet arasındaki irtibatı tarihi olarak da kurabildiğimiz yegane tecrübe İslam medeniyeti tecrübesi. Öyle olduğu için de Hazreti Peygamber'in ahir zaman peygamberi olarak tebliğinin neticesinde ortaya çıkan İslam medeniyeti tabii hem bütün bir insanlık tarihini değiştirmiş ama aynı şekilde Teoman hocamın bahsettiği Batı medeniyeti veya modern medeniyet dediğimiz medeniyetin de aslında esaslarına sahip olmadan taklit etmesini birlikte getirmiş. Aslında Batı dediğim yani son 100 ya 250-300 yıllık dünyanın tarihine baktığınızda bu dünyanın tarihinde aslında Müslümanların elde ettiği başarıları onların esaslarına sahip olmadan üstlenerek sürdürmeye çalışmanın bir örneğini görüyoruz ve bunun neticesinde de asıllarla irtibatı olmayan bir faaliyet aslında büyük bir sapma olarak karşımıza çıkıyor. Ve ortaya çıkan medeniyet, yeni dünya düzeni dediğimiz düzen aslında adaleti, rahmeti, merhameti ve saadeti getirmesi gerekirken bunların tam aksini ortaya çıkarıyor. Çünkü aslı olan
peygamber tebliği ile olan herhangi bir irtibatı yok ve bu irtibatı kopararak bunun üzerinden varlığını sürdürmeye çalışıyor. Bu da aslında insan eliyle insanlığın aleyhine bir durumun ortaya çıkmasına sebep oluyor. Evet. Peki çok teşekkür ediyorum Tahsin Hocam. Yani işte bu konuda hocalarımızın görüşlerini dinlemiş olduk. Yani genel kanaat dinle medeniyet arasında tarih boyunca çok sıkı bir ilişki olduğu, ancak modern dönemde buradan bir sapma olduğu ve laik ideolojilerin dinin yerini alma çabası içerisine girdiğini görmüş oluyoruz. Ve buradan kendimize bir ders çıkartmamız gerekiyor. Biz bu sapmaya ortak olacak mıyız, olmayacak mıyız? Tabii biz Müslümanlar olarak bu konuda şanslıyız. Yani böyle bir sapmaya ortak olmadan İslam medeniyetinde dinle medeniyet ilişkisini sıkı bir şekilde muhafaza edip götürmemiz gerektiğine dair bir sonuç çıkartabiliriz. Ancak şimdi modern dünyaya baktığımızda İslam dünyasında olsun, Batı dünyasında olsun, yani insanlığın karşılaştığı birçok sorunlar var. Şimdi bu sorunlardan ne kadarı din ve medeniyet ilişkisindeki bozulmadan neşet ediyor? Bu konudaki görüşlerinizi almak istiyorum. Yani mevcut şu içinde yaşadığımız dünyada karşılaştığımız sorunların hangileri, yani bu din ve medeniyet ilişkisindeki bozulmadan ve bu sapmadan kaynaklanıyor. Bu konuda en önemli, sizce en önemli gördüğünüz problem neyse onun üzerine kısaca bahsedebilir misiniz? Önce isterseniz gene Teoman hocamızdan başlayalım. Efendim, kendi ülkemizden, milletimizden hareketle bakarsak yaklaşık da değil, 1000 yılı aşkın bir süredir Türklük İslam medeniyetini üstlenmiş götürüyordu. Ve Osmanlı Devleti'nin çöküşüyle birlikte İslam medeniyetinin de resmi duruşu ortadan kalkmış gözüküyor. İslam medeniyetinin ortadan kalkması, bu bahsettiğiniz din medeniyet ilişkisini bozmuş. Yani biraz önce bahsettim, çağımızın medeniyeti tamamıyla dine karşıdır. Dine cephe almış vaziyettedir. Sonuçta yeniden dine esas alan bir medeniyetin ortaya çıkması ve bugünkü medeniyete kafa tutması tehlikesini bertaraf etmek için üstümüze bunca hücum vuku bulmaktadır. Yani yüzeyden baktığımızda, sathi ele aldığımızda işte diyoruz ki petrol meselesidir, efendim işte zenginliklerin paylaşılmasına itirazdır vesaire. Hayır, günümüzün asıl derinine inen meselesi bir medeniyet çatışmasıdır. Medeniyetler ittifakı falan yok. Belli bir medeniyetin tekelini kabul ettirme çabası vardır. Ve kendisine meydan okuyabilecek bir medeniyet oluşumuna karşı çıkmaktadır. Bugünkü medeniyete karşı çıkabilecek böyle bir kuvveyi saklayan tek hadise, oluşum İslam medeniyetinin yeniden belirlenmesi, biçimlenmesi, oluşturulmasıdır. Ve bunu herhangi bir milliyetçi görüşle falan söylemiyorum. Hadiselere bakarak doğal ve olağan bir çözümlemeyle belirliyorum bunu. Türkiye'den bunun çıkabileceği kanaate hakimdir. Aşağı yukarı 100 yıldır bu kanaat Avrupa'da hakimdir. İngiliz Yahudi medeniyeti bu kanaatini 100 yıldır sürdürmektedir. Bir istisna, o şimdi belki bizim konumuzu dağıtır, onu bir tarafa bırakıyorum. O istisnayı bir yana bırakırsak, 100 yıldır aşağı yukarı 100 yıldır bizi
böyle bir medeniyeti yeniden meydana getirme çabasından alıkoyma gayreti. Yani o zaman sizin söylediğinizden şöyle bir şey anlaşılıyor. Medeniyetler çatışması yok, iki medeniyetin çatışması var. Bir İslam medeniyeti, bir de mevcut modern medeniyet. Çünkü zaten diğer medeniyetler asimile edilmiş, hani yok edilmiş durumdalar. Bugün ve bir medeniyet iddiaları yok. Ama Müslümanların hala bir medeniyet iddiaları var. İslam medeniyetini ihya etmeyi düşünüyorlar ve işte biz Batı medeniyetini kabul etmiyoruz tarzında itirazlar yapıyorlar. Şunu ilave edebilir miyim, müsaade eder misiniz? Buyurun. Mesela bugün olağanüstü derecede kalkınan, güçlenen bir Çin var. Evet. Ama Çin'e karşı günümüz medeniyetinin herhangi bir düşmanlığı yok. Evet. Evet, işte bu da tabii çok önemli bir mesele. Yani Çin'e ekonomik olarak güçlendiği halde neden düşmanlık yapmıyorlar da Türkiye'ye düşmanlık yapıyorlar? Çünkü Türkiye'nin bir medeniyet iddiası var. Biz sizin iktisadi değerlerinizi beğenmiyoruz, kadın kıyafetinizi beğenmiyoruz, yediğinizi içtiğinizi beğenmiyoruz diye itiraz ediyoruz. Yani asimile edilmemiş bir toplum var ve medeniyet iddiaları var. Gene aynı şekilde mesela Çin'de bir Sezai Karakoç yok. Yani medeniyeti diriliş şeyi yapan bir Necip Fazıl çıkmamış, işte Büyük Doğu böyle bayrağı açan. Yani bunlar tabii hep Türkiye'den çıkan insanlar. Bunlar hala teslim olmamış, direnen bir medeniyet varlığını gösteriyor. El-en yani merra uhra doktora yani nahnu netekellem anil meşakil bisebeb infisal din vel hadara yani fi asrina eydan fil hadara islamiye eydan yani ma ra'yuke yani ey müşkile ehemmi müşkile fi re'yik yani fi karna haza yani yenşe minel infisal yani beyned din vel hadara. وانا هرجع تاني لنفس يعني الارجيومنت الحجه التي اريد ان اطورها وهي انه ليس هناك غياب للدين وانما هناك تزييف للدين نعم. هناك اختباء خلف الظواهر العلمانيه او الخطاب العلماني لكن في الحقيقه حتى العلمانيه نفسها الجذور الفلسفيه للمسيحيه كامنه فيها وهذا قيل في الفلسفه السياسيه المعاصره كارل شميت وغيره عندما تحدثوا عن اللاهوت السياسي هناك يعني خلف هذه الواجهة العلمانية هناك تصورات للعالم هي تصورات مسيحية وأحيانا يهودية بالأساس في حالة العلاقة بالحضارة الغربية وبالتالي أنا في الحقيقة لا أرى انتشار العلمانية بقدر ما أرى انتشار العودة للدين والتحدي الذي يواجهه العالم الغربي مع الإسلام أنه يقدم دين متكامل وليس لديه مشكلة أن تفتتح الصين المئات من المراكز لنشر اللغة وتعليم البوذية على سبيل المثال أو نشر المقولات الفلسفية لبوذا أو لكونفوشيوس أو لغيره من هي ليس عنده مشكلة لأنه لا يتحدى دين عمرانه هو عمرانه ومنهجه هذا لا يتحدى الذي يتحدى منهج إسلامي يقوم على تقديم تصور للحياة متكامل إذا أردت أن أتحدث عن الصعود الديني يعني الحرب على روسيا الحرب على سوريا عندما قادتها الدول الغربية وخاصة روسيا في ظل صعود أرثوذكسي في روسيا الرهبان ورجال الدين كانوا يضعون الصليب أمام الطائرات الذاهبة إلى سوريا ويقولون أن هذه حرب مقدسة يعني خطاب أسقف كانتربري كان أيضا أن الحرب في سوريا حرب عادلة يعني استخدام هذه الخطابات الدينية المتصاعد واستعادة الوحدة ما بين الكنائس والمذاهب المسيحية ثم الخطاب يعني صعود ترامب ليس صدفة هو في لحظة معينة ليس أن هذا الرجل له توجه سياسي معين في لحظة في العالم إذا وضعنا الخريطة أمامنا هناك أشياء تحدث هناك في ظل تحديين أساسيين في ظل هذه الخرائط المتغيرة بكثافة وبسرعة الأول هو الطغيان المعملي ولا أقول العلمي أقول الطغيان المعملي على الطبيعة الإنسانية التجريب الذي يكون في المعامل الآن من أجل تغيير بنية الطبيعة الإنسانية نفسها في غاية الخطورة وليس عليه ضوابط أخلاقية
وهناك جدل طويل في الغرب للأمانة حول البايو إيثكس وحول ما هي حدود تغيير وكيف تخدم الطب ولكن لا تخدم تغيير الطبيعة الإنسانية بكاملها. هذا الأمر في غاية الخطورة وحديث المسلمين فيه قليل جدا، ربما يعني هذا أمر يحتاج إلى نظر. الطغيان المعملي على الطبيعة الإنسانية، الثاني هو الطغيان المعماري على الروابط الاجتماعية. يعني ننظر حولنا نجد هذا المدينة تكبر لكنها تزداد انقساما في داخلها. إذا مريت في هذه المناطق المحيطة بالجامعة هناك الكومباوندات المصورة التي تفصل الناس عن بعضها البعض بدرجات متفاوتة من الخلفية الطبقية. تبدو المدينة كبيرة وتبدو مزدهرة لكنها في الحقيقة مقسمة من داخلها. هذا الطغيان المعماري على الاجتماعي الإنساني أعتقد أننا نستورده الآن بغير وعي أنه دين، أن هذا أيضا دين. هذه ديانة من نوع آخر تختبئ خلف الحضارة وألفاظ العلمانية لكنها في الحقيقة تحمل تصور للحياة مخالف لما نؤمن. شكرا. هبة هوجامز modern dönemdeki en büyük problemin dinin ortadan dinle devletin ayrılması veya laiklik olmadığını, dinin tezyifi olduğunu, yani en büyük problemin bu olduğunu ifade etti. Yani dinler tahrif ediliyor, bozuluyor, muhtevası değiştiriliyor. Yani en büyük problem budur diye ifade etti ve en önemli sorun olarak insanın biyotik alanında insanla oynanılması, insanın genlerine müdahale. Bir de bu mimarideki, şehir yapılanmasındaki problemlere dikkatimizi çekti. Şimdi bunlar ışığında gene ben tekrar Tahsin hocamıza dönüyorum. Yani hem İslam bilimleri alanında hem de Batı felsefesi alanındaki birikiminiz ışığında. Yani şu anda dünyada karşılaştığımız en önemli problem nedir? Medeniyet problemi sizin nazarınızda. Tek cümleyle ifade edebiliriz. İnsanın Rabbini unutması. Evet. İnsan Rabbini unuttuğu vakit kendisi aslında insanın özü ubudiyet olduğu için o ubudiyetini de unutuyor ve netice itibariyle insan artık kendini bilmez bir varlık hale geliyor. Evet. Şimdi bunu bu çok soyut bir tasvir olmuş gibi gözükebilir ama bunu bir cümleyle açacak olursak bunu kabaca şöyle ifade ederler. İşte modern dönemde iyi, güzel ve doğru birbirinden ayrıldı. Evet. Her birisi otonom alanlar olarak kabul edildi. Yani doğru dediğiniz şeyin iyiyle bir alakası yok, ahlakla alakası yok. Yani bilimin ahlakla alakası yok demek oluyor bu. Evet. Aynı şekilde ahlakın da estetikle, güzelle olan irtibatı koptu. Ahlaksız bir sanat, aynı şekilde estetik değeri olmayan bir toplumsal hayat, toplumsal düzen, yani güzeli dikkate almayan bir toplumsal hayat. Ve diğer taraftan da hakikati bir insan kurgusu haline getiren, dolayısıyla da hakikati inkar eden bir düşünme şekli. Şimdi evet. Bunu dikkate aldığımızda mesela son Münih Güvenlik Konferansı'ndaki üst başlık işte post-truth diye bir tabir kullanıyorlardı. Hakikat sonrası. Ve bunu açıklarken de şöyle diyorlardı. Artık günümüzde hakikat güçlü devletlerin çıkarlarına uygun olarak tanımlanıyor. Güçlü bir devletin çıkarına ne uyuyorsa doğru odur diye tanımlanıyor. Artık böyle bir dünyada yaşıyoruz. Şimdi aslında baktığımız vakit işte İslam medeniyetinin bize sağladığı imkanlardan birisi şu. Bizde ihsan diye bir kavram var. Ve bu ihsan hem yani o hüsn tabiri hem iyiyi hem doğruyu hem de güzeli kendi içerisinde telif ediyor ve buluşturuyor. Ve bu ihsan aslında ve hüsn ve bütün bir varlığı bir arada tutan üst ilkeyi yani onu hak ile olan irtibatını ifade ediyor. Şimdi bunu dikkate aldığımız vakit insanlık yani son 3 asırlık, 3-4 asırlık süreç içerisindeki gelişmelerle birlikte insanlar Rableri ile olan irtibatını koparınca bunu bir özgürlük olarak takdim ettiler. Aslında özgürlük değil, insanın kendi kendini unutması, kendisiyle olan irtibatını sahip bir şekilde kuramaması şeklinde gerçekleşti. Ve baktığınız vakit dünyada gördüğümüz bütün totaliter rejimler, bütün o faşizmin türlü formları, Stalinizmin bütün formları aslında Rabbi ile irtibatını koparmış, insan türünün bekleyen akıbeti gösteriyor. Evet. Yani bu noktada baktığımız vakit, yani demek ki insanın Rabbi ile olan irtibatını unutması, evet, aslında bu unutkanlık peygamberle olan irtibatını ihmal etmesi anlamına geliyor. Evet. Yani daha müşahhas olarak ifade edecek olursak, bu aslında
peygamberin varisleri olan ilim ve yani miras olarak bıraktığı ilim ve ulemanın hayatın merkezinde olması gereken konumundan edinilerek onu çıkar merkezli ve güç odaklı bir düşünme tarzına terk ettirilmesi olarak çıkıyor karşımıza. Evet, çok teşekkür ediyoruz Tahsin Hocam. Sizin bu sözleriniz bana Kur'an-ı Kerim'den bir ayeti hatırlattı. Nesullâhe fe ensâhum enfüsehum. Onlar Allah'ı unuttular. Allah da onlara kendi kendilerini unutturdu. İşte İslam medeniyetinin ideal insanının ihsan sahibi insan olduğundan bahsettiniz. Batı medeniyetinin ideal insanı da şu anki materyalist medeniyetin, o da ateist insan. Yani tam zıt bir model hedefleniyor. Eğitimin amacı da her medeniyetin ideal insanını hani yetiştirmektir. İşte İslam medeniyetinde eğitimin amacı ihsan makamına gelmiş insan yetiştirmek. O materyalist bir medeniyette de tamamen ateist bir insan yetiştirmek. Şimdi ben son olarak sizlere tek kelimeyle cevap vereceğiniz bir soru sormak istiyorum. İslam medeniyeti yükselirse, güçlenirse insanlık ne kazanır? Beşeriyet ne kazanır? Şimdi İslam düşmanları diyorlar ki İslam güçlenirse, dünyaya yayılırsa, ki şu anda istatistiksel olarak İslam dünyanın en hızla yayılan dinidir. Amerika'da, Avrupa'da, Afrika'da, her yerde İslam dünyanın en hızla yayılan dinidir. Zaten bütün saldırılar bundan kaynaklanıyor. Şimdi onlar diyorlar ki İslam güçlenirse, Avrupa, Amerika İslamlaştırılırsa, işte bunlar hepsi terörist olacak, bizi öldürecekler, işkence yapacaklar, baskı yapacaklar vesaire. Tabii Müslümanlar bu konuda bir cevap vermiyorlar. Şimdi sizden kısaca bunun cevabını istiyorum. İslam medeni güçlenirse, Batı'da, Amerika'da, Avrupa'da, Asya'da yayılırsa beşeriyet bundan ne elde eder, ne kazanır? Önce Teyamun Hocam sizden başlayalım. Adalet. Evet. Maza yeksibu el beşer birtifa'i hadaral İslamiye. Errahme. Errahme. Evet, merhamet kazanır dedi hocamız. Tahsin Hocam sizin görüşünüz ne? Dar-ı saadeti kavramını insanlık yeniden hatırlayacak. Evet, iki cihanda mutluluk, hem dünyada hem de ahirette mutluluğu, gerçek mutluluğu elde eder diyor Tahsin hocamız. Tabii modern medeniyette mutluluk insanın maddi ihtiyaçlarının karşılanması gibi görülüyor. Evet, ben şimdi hem Sayın Cumhurbaşkanımıza dinlediğinden dolayı hem sizlere hem de bütün hazıruna teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Şura Başkanımız ve değerli Şura Meclis üyelerine çok teşekkür ediyoruz. Değerli konuklar, şimdi konuşmalarını yapmak üzere İbn Haldun Üniversitesi Medeniyetler Şurası açılış programını katılımlarıyla onurlandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüyü teşriflerini arz ediyorum. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım. Bismillahirrahmanirrahim. İbn Haldun Üniversitesi'nin kıymetli rektörü, değerli misafirler, kıymetli kardeşlerim, sevgili öğrenciler, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İbn Haldun Üniversitemizin Medeniyetler İttifakı Enstitüsü ve El Furkan isimli İslami Miras Vakfı İşbirliği ile düzenlenen bu şuranın hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Bu yıl din ve medeniyet, dinin bir maksadı olarak medeniyetin korunması başlığıyla yapılan şuranın her iki yılda bir tekrarlanmak suretiyle sürecek olması şüphesiz ki memnuniyet vericidir.
düşünceleri ve tartışmalarıyla şuraya katkıda bulunacak olan tüm ilim ve fikir insanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Değerli misafirler, Türkiye olarak son iki asrımıza damgasını vuran üç tarzda siyaset, esasen bir medeniyet yönelimi arayışının adıdır. Ancak adını koymuş olmamıza rağmen bu yönelimleri etraflıca tarifte maalesef başarısız olduğumuzu kabul etmeliyiz. Hatta daha da ileri giderek söylüyorum. Her fırsatta ifade ettiğimiz İslam medeniyeti mefhumunu dahi günümüz insanların muhayyilelerinde müşahhas hale getiremediğimiz bir gerçektir. Peygamber Efendimizin aleyhissalatu vesselam nübüvvetiyle temelleri atılan medeniyetimizin kökleri elbette bellidir ve gayet sarihtir. Bunlar Kur'an-ı Kerim ve sünnet-i seniyyedir. Ancak bugün aziz dinimizi terör örgütleri üzerinden öylesine bir yere konumlandırmaya çalışıyorlar ki böyle olmadığını anlatmaya çalışmaktan çoğu zaman hakikati ifade etmeye fırsat bulamıyoruz. Şu anda birçok insanlar çıktı, türedi. Bu türedi tipler sünneti ciddi manada tartışır hale geldiler. Tabii bu tartışmalar özellikle ülkemizde yapılması bizler için ciddi manada bir üzüntü sebebidir. Şunu açık net söylemek zorundayım. Hoca olmak, ahkam kesmek yetkisini kimseye vermiyor. Ve dolayısıyla sevgili peygamberimizin sünnetini tartışma yetkisini de onlara vermiyor. Bu tartışmaları açmak aslında bir neslin ifsadı anlamındadır. Ve bu nesli ifsad etme hakkını da kimse onlara vermemiştir. Kendileri de böyle bir tarzı siyasetin içerisine giremezler. Girerlerse de bedelini onlar da ağır öderler. Biz bir medeniyet mücadelesinin içerisindeyiz. Ve şu anda bizim medeniyetimiz var olan bir medeniyettir. Ve medeniyetimizin inşası değil, ihyası hareketinin içerisindeyiz. Madem ki medeniyetlerin özünü belirleyen inançlardır, ki din medeniyetin adeta bir şemsiyesidir. Öyleyse bizim de farkımızı ortaya koymamız şarttır. Medeniyetin şekillenmesinde bilim ve teknik önemli olmakla birlikte inancı ve sosyal dayanışmayı ihmal ettiğinizde ortaya çıkan şeyin adı bize göre medeniyet değildir. Bu bakımdan Batı medeniyetinin üslubu ve ölçüleriyle İslam medeniyetinin üslubu ve ölçüleri farklıdır. Mesela bir şehrin Batı ölçüsüne göre medeni sayılması için yollarda aydınlatma olması, sokaklarda çamur bulunmaması gibi görünür sati özelliklere bakılır. Halbuki İslam'ın ölçüsüne göre bir şehrin medeniliğinin işareti mesela kapı kilitlemeden dışarı çıkılabilmesi, ihtiyaç sahibi herkese el uzatılması,
sokak hayvanlarına dahi şefkatle davranılması demektir. Bizim medeniyetimizde medenilik budur. Fakat bu tuzağın içine biz farklı şekilde düştük. 40 kat, 100 kat bu tür binaları yapmak sizi medeni yapmıyor. Ama biz de bu tuzağın içine düştük. Onu da söyleyeyim. Batılı seyyahların Osmanlı'ya ve diğer İslam coğrafyalarında yaptıkları gezilerdeki gözlemlerine baktığımızda bu farkı tüm belirginliğiyle görebiliriz. Bunun için Batı medeniyeti doğrudan bireye odaklanırken bizim de içinde yer aldığımız İslam medeniyeti toplumsal hayatın her alanını ihata eden bir anlayış üzerine kuruludur. Hayra çağırmak, iyiliği emretmek, kötülüğü yasaklamak olarak ifade edebileceğimiz İslam dininin ölçüleri eğer bugün dünyada hakim olsaydı şu yaşadığımız krizler ortaya çıkar mıydı? İşte az önce hanımefendinin Trump'la ilgili ifade ettiği konu çok önemli. Sayın Trump bana göre medeniyet olayını şekil olarak değerlendiren bir tipolojidir. Bizim anlayışımızda biz farklı düşünce insanlarına kapıları kapatmadık. Ama şu anda eğer Amerika'da Müslümanlar oradan kovulmanın hesapları içerisine mahkum edilmişse Amerika'da bir sıkıntı var demektir. Önce Trump'ın bunu masaya yatırması lazım. Bizim hedefimizde insan yaratılmışların en şereflisidir. Fakat görüyorum ki Amerika'da durum böyle değil. Ve şu andaki gidiş orada sıkıntıyadır. Eğer Beyaz Saray'ın önünde hayır orada bir gösteri yapıyorsa bu kendi inancının karşılığını alma ve demokrasi mücadelesini verme gayretidir. Ne deniyor Amerika'ya? Demokrasinin beşiğidir. Böyle bir şey demokrasi olamaz. Ve bunun adı demokrasi olamaz. Benim 13 tane korumam kendi davetine gittiğim bir ülkede eğer kalkıp da daha Amerika'da tanımadan, görmeden, bilmeden haklarında, gıyaplarında kalkıp gözaltına alma kararı çıkıyorsa kusura bakmasınlar. Ben bu ülkeye medeni demem. Beni davet edeceksin. Yanımda korumalarım. Ben bir ülkenin cumhurbaşkanıyım. Ve teröristlere orada adeta bizi dövdürmeyle, tehditle karşı karşıya bırakacaksın. Ve kendi korumalarım bizimle ilgili tedbir alacak. Hele hele iki tanesi orada hiç yok. Eşimin korumaları. Ve bunlarla ilgili savcı gözaltına alma kararı verecek. Böyle adalet olur mu? Az önce Teoman Hocam adalet dedi. Evet. Böyle merhamet olur mu? O da yok. İki dünya saadetini onlar için zaten konuşmamıza hiç gerek yok. Şimdi bir yerde bir ciddi sıkıntı var. Biz Medeniyetler İttifakı anlayışının Birleşmiş Milletler'de banisi olduk İspanya ile beraber. Ben hala da Medeniyetlerin İttifakı'nı savunuyorum. Ha vaka çatışmadır, o ayrı bir konu. Ama ben ittifaktan yanayım. Niye? Çünkü biz
kesrette vahdeti bulmuş bir milletiz. Bir anlayışın mensuplarıyız. Madem ki biz kesretten vahdete gidebilmişiz, öyleyse burada da farklı düşüncelerle biz teke, bire gidebiliriz. Bunun adımlarını atmamız lazım. Ve bu çok ciddi bir yaklaşım buldu. Birçok devlet sağ olsun buna katıldı. Şu anda dünyada 114 devlet bizim bu attığımız adıma destek veriyor. Şimdi biz bırakalım başkalarını. Müslümanlar olarak bizler kendi medeniyetimizin derinliğinin ne derece farkındayız? Ne derece buna uygun bir hayat yaşıyoruz? Medeniyetlerin inşasında bilgi kadar eylemin de etkili olduğu bir gerçekse, medeniyetlerin gerilemesinin sebebi de aynı demektir. Öyleyse Müslümanlar olarak medeniyet tartışmalarında önce kendimizi bir sigaya çekmemiz gerekiyor. Hangi medeniyetin hangisinin önünde veya arkasında olduğu tartışması hakikatin değil, algıların tartışmasıdır. Biz kendi eksiklerimizi diğer medeniyetlerin eksiğinin fazlasının arkasına sığınarak kapatma yoluna gidemeyiz. Sorgulamayı kendimizden başlatmaz, tüm suçu karşımızdakilere yüklersek içinde bulunduğumuz fasit daireden çıkamayız. Atalarımızın dediği gibi yitik kaybedildiği yerde aranır. Bizim de yapmamız gereken budur. Sevgili dostlar, medeniyetimizin tüm insanlığın gönlünde ve kafasında yeniden hak ettiği yere gelmesi için öncelikle mecramızı doğru belirlememiz gerekiyor. İslam medeniyetinin tasavvuf, ilim ve tefekkür olarak ifade edebileceğimiz mecralarını sağlıklı bir yola koymadan diğer alanlarda arzu ettiğimiz mesafeyi kat edemeyiz. Allah'ın hepimize şah damarımızdan daha yakın olduğu gerçeği, gerçi birileri tabii birisini şah damarından bize daha yakın diye tanımlıyor ama bunu da bilmemiz lazım. Onlar da tabii şirk içinde. Ama bak o da Pensilvanya'da. O da ilginç. Nerede, neler, nasıl tezgahlanıyor, nasıl üzerimizde oyunlar oynanıyor, bunu çok iyi bilmemiz lazım. İşe biraz da buradan başlamamız lazım. Müminin yitik malı olan ilmi aramak zaten hepimizin başlıca vazifesi. Tefekkür ise tüm bu manevi ve maddi yolları açık tutmanın daima daha ileriye gitmenin vasıtasıdır. Medeniyetin maddi unsurları olan sanat, estetik ve kültür işte bu iklimde neşet eder, gelişir, yükselir. Üstad ne diyor? Sanat Allah'ı aramakmış meğer. Biz sanata böyle bakıyoruz. Görüldüğü gibi medeniyetimizi ihya etmenin yolunu başka bir yerde değil, doğrudan kendimizde aramalı, bunu içinde aklımıza ve muhakememize sahip çıkmalıyız. Nasıl aklı ve muhakemesi olmayan insan dinen mazur sayıldığı için mükellefiyetlerinden muaf tutuluyorsa, aklını ve muhakemesini başkasının emrine verenin de ne dini ne medeniyeti kalır. Kur'an-ı Kerim'de bizlere defalarca hangi ikaz yapılıyor? Akletmez misiniz? Rabbimiz böyle soruyor. Rabbimizin çağrısına uyduğumuz ölçüde medeniyetimizin yükselişinin yollarını da aydınlatmış oluruz. Medeniyet tıpkı bir yapboz gibi birbirlerine benzer gözükseler de her biri farklı olan çok sayıda parçadan oluşur. Bu parçaların bir kısmına sahip olmak tek başına bir anlam ifade etmez. Tamamı bir araya gelecek ki
o büyük terkip, o büyük muhayyile şekillenebilsin. Bu öyle bir tasavvurdur ki ciltler dolusu kitaba sığmaz ama bir gönülde ve bir zihinde tüm cesametiyle tecessüm edebilir. Medeniyet konusunda fikri olmayan taklide teslim olmak zorundadır. Bugün İslam dünyasının yaşadığı en büyük sorunlardan biri de budur. Kendi medeniyeti konusunda hayali olmayanın, derdi olmayanın başka hiçbir konuda iddiası da olamaz. Bizim böyle bir derdimiz var. Ecdadımızın da böyle bir derdi vardı. Öyle ki Osmanlı çökmek üzere olduğu dönemde dahi dünyanın dört bir yanında medeniyet davasına hayat verecek hamleler yapmaktan geri durmamıştır. Sultan Abdülhamid Sani'nin Japonya'dan Hindistan'a, Avrupa'dan Rusya işlerine kadar gönderdiği elçilerin kurduğu Hamidiye medreselerinin hayata geçirdiği projelerin etkileri bugün dahi devam ediyor. Ülkemizin dört bir yanındaki tüm mazlumlara, mağdurlara el uzatması da kadim medeniyet anlayışımızın bir tezahürüdür. Hayata geçirmeye çalıştığımız hayra çağırmayı, iyiliği teşvik etmeyi, kötülüğü engellemeyi esas alan dış politika anlayışımızın izahı medeniyetimize sımsıkı sarılmaktır. Dünya beşten büyüktür itirazımız. Adalete çağrı boyutuyla aynı zamanda bir medeniyet çığlığıdır. Ne demek dünya beş? Olur mu böyle bir şey ya? İkinci Dünya Savaşı'nın şartları bir kenarda, bugünün şartları bir kenarda. Beş ülke dünyanın kaderini belirliyor. Onların dudaklarından ne dökülürse netice o. Böyle bir şey olamaz. İkinci Dünya Savaşı geride kaldı. Bugün başka bir dünya var. Bütün hadiseler güncellenirken siyasetin bu noktadaki kaderinin güncellenmesi gerekir. Ve bu beş ülkenin şöyle kimlerden oluştuğuna baktığınız zaman orada bir tane Müslüman ülke yok. Niye orada Müslüman ülke yok? Ve dünyadaki tüm ülkeler, kıtalar orada temsil edilmiyor. Asya, Avrupa, Amerika. Diğer kıtalar nerede? Yok. Ve şu anda niçin Irak, Suriye çözülmüyor? Acaba niçin Rohingya Müslümanlarının sorunu çözülmüyor? Myanmar niçin halledilmiyor? İslamofobya sürekli tahrik ediliyor. Amerika'da Sayın Trump bakıyorsunuz Müslümanlara terörist ifadesini kullanıyor. Bak böyle bir şey yok dediğimizde de savunamıyor. Hadi buyur Myanmar'da bazı Budistler terörist olarak Rohingya Müslümanlarını öldürdüler. Peki Budistlerle ilgili aynı şeyi söyleyebiliyorlar mı? Yok. Niye? Onlar yoga yapıyor. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Hristiyan teröristler için böyle bir şey söylüyorlar mı? Yahudi teröristler için böyle bir şey söylüyorlar mı? Yok. Varsa yoksa İslami terör diyorlar. Defaatle anlatıyoruz. Olamaz. DAEŞ'e karşı en büyük mücadeleyi veren ülke biziz. Ve bu mücadelemizi verirken de DAEŞ'in İslam'la alakası olmadığını söylüyoruz. Bunu çok açık net tüm uluslararası toplantılarda, İslam ülkeleriyle yaptığımız görüşmelerde DAEŞ'in İslam'la alakası olmadığını söylüyoruz. Ama bunlara bunu
anlatamıyorsunuz ve ne yazık ki Müslümanı Müslümana bunlar kırdırıyor. Ücretsiz silahları da veriyorlar. Biz savunmak için paramızla silah istiyoruz, bize silah vermiyorlar. Böyle garip bir dünyanın içerisindeyiz. Adalet, ben de adaleti arıyorum. Yok. Merhamet bunlarda hiç yok. Geçen G20 toplantısının enteresan bir olay oldu. Sayın Trump dedi ki dünyada en çok donörler toplantısında en az gelişmiş ülkelere yardım yapan biziz dedi. Bizden de hiç bahsetmedi. Ben o arada OECD'nin raporlarını istedim arkadaşlardan. O geldi. Dünyada şu anda Amerika birinci sırada gözüküyor. Biz ikinci sırada gözüküyoruz. İngiltere üçüncü sırada gözüküyor. Fakat milli gelire oranla baktığımızda Türkiye birinci sırada, Amerika ikinci sırada gözüküyor. Niye söylemiyorsun Türkiye'yi? İşlerine gelmiyor. Çünkü biz veren el, alan elden hayırlıdır diyerek bu yola çıktık. Onun için de nerede bir masum, mağdur, mazlum varsa biz oraya uzanıyoruz. Ve bundan sonra da uzanmaya devam edeceğiz. Biz tüm gücümüz ve imkanlarımızla yakın ilişki içinde olduğumuz geniş coğrafyada ecdadımızın medeniyetimiz adına ektiği tohumların fidan haline dönüşmesi için çalışıyoruz. Sadece bununla kalmıyor. Aynı zamanda gelecek nesiller içinde yeni tohumlar bırakıyoruz. Gittiğimiz her yerde çok büyük itibar görüyoruz. Halktan, idarecilerden değil. Bizim için de asıl olan zaten o. Gönülden gelen bir sevgiyle kucaklanıyorsak bu bizim için yeterlidir. Biz her ne olursa olsun bu medeniyet tasavvurumuzu kaybetmeyeceğiz. Onun peşinden gitmeye devam edeceğiz. İslam sadece Müslümanlara değil, tüm insanlığa seslenen bir dindir. Öyleyse bizim medeniyet tasavvurumuzda Müslümanlarla birlikte diğer inanç sahiplerini de kapsamak zorundadır. Bunun formülü de medeniyet telakkimizi şahsiyet, cemiyet, devlet hayatını ihata edecek şekilde geniş tutmaktan geçiyor. İslam'ın ufkunun derinliğini kendimizden başlayarak tüm insanlığa göstermeyi ise ancak medeniyet davamızı başarıya ulaştırarak gerçekleştirebiliriz. Değerli arkadaşlar, İslam medeniyeti kimi zaman Arapların, kimi zaman Farisilerin, uzunca bir zamanda Türklerin ön planda olduğu 1400 yıl boyunca dünyaya damgasını vurmuş bir medeniyettir. Selçuklu ve Osmanlı'nın yönü istisnalar hariç hep batıya dönük olduğu için Avrupa'nın İslam telakkisi genellikle bizim ecdadımız üzerinden şekillenmiştir. Öyle ki asırlardır, burası çok önemli, Avrupa'da Türk demek Müslüman demektir. Bu temas aynı zamanda karşılıklı etkileşimi de beraberinde getirmiştir. Doğudan batıdan doğuya, bu şekilde doğudan batıya, batıdan doğuya her türlü fikri ve milli güç ister istemez bizim üzerimizden geçmiştir. Buna Haçlı seferleri de dahildir. Rönesans'ın temelini oluşturan Doğu toplumlarının ilmi birikiminin Avrupa'ya transferi de dahildir. Coğrafyamız bu vasfını günümüzde de sürdürüyor. Önceki gün 14. vefat yıl dönümünde kendisini bir kez daha rahmetle yad ettiğimiz Aliya İzzet Begoviç, vefatından bir gün önce kendisini Viyana dönüşünde hastanede ziyaret ettiğimde
bana aynen şu ifadeleri kullanmıştı. Ve gittiğim ana kadar da şuur kapalıydı. Bakir kardeşimizin bana ifade ettiği şekliyle gittiğimde açıldı dedi. Ve şu ifadeyi kullandı. Tayyip, siz evladı Fatihansınız. Buralar size emanet. Onun için bu emaneti koruyun dedi. Ertesi gün rahmetli oldu. Şimdi biz Mostar'ı nasıl bırakabiliriz? Biz şimdi Dirina'yı nasıl bırakabiliriz? Biz şimdi oradaki Fatih Sultan Mehmet Camii'ni nasıl bırakabiliriz? Tabii ki oralarda hiçbir zaman bunları eksik bırakmayacağız. İşte bunlar hep oradaki bizim medeniyetimizin adeta taçlandırılmış eserleridir. Bu medeniyet orada varlık sebebi olarak bu eserleri inşa etmiş. Ne zaman? Bakın ta 15. yüzyıldan al zamanımıza kadar. Devlet adamlığının yanı sıra asrımızın en büyük İslam mütefekkirlerinden birisi olan merhum Aliya'nın bu vasiyeti asla sıradan bir nezaket ifadesi değildir. Tarihi yaşadıkları günden ibaret görmeyenler, maziden atiye köprü kurmayı başaranlar güne ve geleceğe başka türlü bakarlar. Merhum Aliya da böyle bakıyordu. Kendisinin Bosna'yı Türkiye'ye emanet etmesi sahip olduğu medeniyet ufkunun bir tezahürüydü. Çünkü Aliya Müslümanların ancak birlik, beraberlik, dayanışma, kardeşlik içinde olurlarsa medeniyet tasavvurlarını hayata geçirebileceklerini görüyordu, biliyordu. Onun için bugün öncelikle yapmamız gereken İslam dünyasında yaşanan hadiselerin acısıyla yeis içine düşenlerin meseleye çok daha geniş bir perspektiften bakabilmelerini sağlamaktır. Bakınız, üniversitemizin ismini aldığı İbn Haldun'a göre tıpkı insanlar gibi devletlerin ve elbette medeniyetlerin de bir ömrü vardır. Doğarlar, büyürler ve ölürler. Avrupa'da yeniden hortlayan ırkçılığı, yükselen yabancı düşmanlığını, giderek derinleşen bencilliği bu sürecin ayak sesleri olarak görüyorum. Sömürgecilik üzerine kurulan insanları görünmez zincirlerle köleleştiren, sınırsız tüketime dayalı, insanı metalaştıran bir düzenin ila nihaya devam etmesi düşünülemez. Dün sanayileşme adına kurdukları sömürge düzenini bugün demokrasi adına sürdürenlerin yüzlerindeki makyaj dökülüyor ve gerçek yüzleri ortaya çıkıyor. Halbuki İslam medeniyeti köklerinin derinliği ve beslendiği kaynaklar itibariyle ilelebet ayakta kalacak bir medeniyettir. Tüm saldırılara rağmen medeniyetimizin o çelik çekirdeği sağlamdır. Evet, dünyayı insani çizgide tutabilecek yegane güç İslam medeniyetidir. Bu hakikati ne DAEŞ gibi, ne El-Kaide gibi, ne Boko Haram gibi terör örgütleri, ne de kendi toplumlarını inim inim inleten kifayetsiz yöneticilerin zulümleri değiştiremez, mücevher çamura bulanmakta değerinden bir şey kaybetmez. Bize düşen bu kıymetli hazineyi üzerindeki çamurlardan arındırıp insanlığın hizmetine sunmaktır. Bunun için de tek yapmamız gereken kendimizi sürekli geliştirmek, ikmal etmek, çalışmak, mücadele etmektir. Değerli kardeşlerim, Müslümanlar diğer medeniyetlerin, diğer kültürlerin, diğer inançların dolgu malzemesi, tüketim pazarı, deneme sahası asla değildir. Eğer bugün böyle bir manzara varsa İslam dünyası terörle,
geri kalmışlıkla, mezhep kavgalarıyla, siyasi çekişmelerle harap haldeyse bizlere bir anımızı bile huzurlu geçirmek haramdır. Bugün Suriye'deki, Irak'taki, Libya'daki, Yemen'deki, Somali'deki, yakın geçmişte Balkanlardaki, Kafkaslardaki, daha gerilere gidecek olursak tüm Asya coğrafyasındaki yaşanan acıların müsebbibi Müslümanlar olarak bizleriz. Biz medeniyetimizin gereği olan duruşu sergileyemediğimiz için birileri kadim tarihimizin nadide eserlerini yerle yeksan edebiliyor. Biz vahdet ve uhuvveti tam anlayamadığımız için birileri kolayca kardeşi kardeşe kırdırabiliyor. Biz meseleler Müslüman ferasetiyle bakamadığımız için fitne, çatışma ve yoksulluk coğrafyamızda, dikkat edin, kol geziyor. Şu anda işte Irak'ta olanlar, Suriye'de olanlar kim kimi öldürüyor? Varil bombalarını kim oradaki Müslümanlara yağdırıyor? Yine Müslümanlar değil mi? Efendim işte koalisyon güçleri de yağdırıyor. Diğerleri de yağdırıyor. Ya tamam da onları oraya kim davet ediyor? Davet edenler sözde Müslüman. Diğer tarafta da aynı öyle. 1 milyona yakın insan Suriye'de öldü. Irak'a bakıyorsun, milyonlarca öldü. Ta Saddam döneminden aldığımız zaman. 11 Eylül'de Amerika'da Batı medeniyetinin sembollerinden olarak gördükleri ikiz kuleler bir terör saldırısıyla yıkıldı diye dünyayı kana ve ateşe boğdular. Oysa bizim coğrafyamızda neredeyse yıkılmamış eserimiz, üzerine çirkinliğin gölgesi düşürülmemiş mabedimiz kalmadı. Şu anda Irak diye bir şey kaldı mı ya? Şu anda Suriye, Halep ne halde? İdlib ne halde? Gelin Şam'ın kuzeylerine ne halde? Bütün o tarihi eserler yıkıldı gitti. Yani medeniyet çöktü. Medeniyet adına konuşanlar acaba bunlarla ilgili bir kelam ediyorlar mı? Daha ne kadar yıkabiliriz? Onun için geliyorlar. Yani bu asrın hülagüleri de var. O nasıl gelip orada bütün kütüphaneleri yakıp yıktıysa aynı şekilde şimdi de gelip buraları yakıp yıkanlar var. Görüntümüzden, kıyafetimizden, kullandığımız araç gereçten başlayarak hayatımızın her alanını kuşatan bir büyük istiladan ruhumuzu kurtardığımızı nasıl düşünebiliriz? Kendi Rönesanslarını bize borçlu olduğunu söyleyenlerin karşısında bugün ortaya koyacak neyimiz var? Elhamdülillah kaynaklarımız sağlam. Saf ve sahih bir şekilde yerli yerinde duruyor. Ama eğer bu kaynakları değerlendiremiyor, hayatınızı aktaramıyorsanız, hayatınız zayıf kalmaya mahkumdur. Onlardan aldığınız ilhamla mimariden kültüre kadar her alanda üretim yapamıyorsanız kayıptasınız demektir. Ziyandasınız demektir. Bugün tüm Müslümanlar İslam medeniyetini boynu bükük bıraktıkları için kayıptadır. Ziyandadır. Dinimizin isminin terör örgütlerinin istismar malzemesi haline getirilmesini dahi engelleyemiyorsak vah bize. İslam, silm, anlamı malum, barış. Bir barış dini olan İslam'a terörü yüklemeye çalışanlar karşısında biz bunun mücadelesini veremiyorsak yazık bize. Bunun mücadelesini çok kararlı vermemiz lazım. Bir zamanlar Himalayalardan Pirenelere, Karadeniz'den Hint Okyanusu'na kadar geniş bir coğrafyaya ışık saçan, insanların huzur ve mutluluk kaynağı olan İslam medeniyetini yeniden ayağa kaldırmak işte bizlerin elindedir. Dışarıdan birilerinin gelip de buna talip olacağını sanmayın ha. Böyle bir şey beklemeyelim. Bunu biz yapacağız. Bu bizim İslam dünyasının, Müslümanların vazifesidir.
inancı, ilmi, tefekkürü hep birlikte hayatımızın merkezine yerleştirmeden de bu vazifemizin gereğini yerine getiremeyiz. Bu konuda kendi adıma sizlere çok net bir ölçü söyleyeyim. İstanbul'a Mimar Sinan'ın eserlerinin teknik ve estetik boyutunu aşacak bir abide kazandırdığımız gün, medeniyetimizi yeniden ayağa kaldırdığımız gün olacaktır. İslam coğrafyasında zekatımızı, fitremizi verecek kimse bulamayıp da dünyanın başka neresinde mağdur ve mazlum var diye aramaya başladığımız gün, medeniyetimizin yeniden zirveye çıktığı gün olacaktır. Bunu böyle bilelim. Dünyanın hangi köşesinde yaşarsa yaşasın, insanların sıkıntıya düştüğünde, zulme uğradığında yardım için en yakın İslam beldesine koştukları gün, medeniyetimizin güneş gibi cihanı aydınlattığı gün olacaktır. İnşallah bu silkinişin, bu dirilişin, bu yükselişin çok yakın olduğuna inanıyorum. İnşallah tabii şu anda İbn Haldun Üniversitesi'nin bulunduğu mekan geçici bir mekan. Çok yakın zamanda 3-5 yıl içerisinde en geç inşallah yeni mekanımızı, yönetim kurulu başkanı burada, rektörümüz burada, üyeler burada, tamamen medeni bir eser olarak ortaya çıkarmamız lazım. Ve orada inşallah hem estetik hem sanat her yönüyle bu iddiamızı ortaya koymamızda çok çok büyük faydalar olacaktır. Ve o üniversitemize gelenler geldikleri zaman bir başka ruh ile oradan dönme imkanını yakalayacaklardır diye düşünüyorum. Böyle inanıyorum. Bu duygularla bir kez daha Medeniyetler Şurası'nın hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Bu önemli toplantının düzenlenmesinde emeği geçenleri tekraren tebrik ediyorum. Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyor ve Zat-ı Devletlerini bir müddet daha sahnede misafir ediyoruz. Günün anısına Sayın Cumhurbaşkanımıza hediye takdimi olacaktır. Hediyelerini takdim etmek üzere İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Profesör Doktor Sayın İrfan Gündüz'ü, İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi Sayın Bilal Erdoğan'ı ve İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Recep Şentürk'ü sahneye davet ediyoruz. Evet, tablomuz medeniyeti korumak dinin bir amacıdır anlamını taşıyan bir hat tablosudur. Hattat Sayın Ali Hüsrevoğlu. Evet, çok teşekkür ediyoruz. İbn Haldun Üniversitesi Medeniyet Şurası'nı katılımlarıyla onurlandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a katılımlarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyor ve kendilerini saygılarımızla uğurluyoruz.